Dayanamıyorum artık bu kadar kötü yorumlara ben. Ünlü olursam bunu sana ödeteceğim. Sayın delikanlılık belirleyici kişi varoşsun. Bazen ben bile kendime dayanamıyorum. O kadar star ışığıyla dolu, o kadar selebriti bir insan. Her konuda başarılı, muazzam bir insanım. Ve bazen bu kadar muazzam olmak bana o kadar zor geliyor ki. Çok haklısın gerçekten. Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Büyük bir vize ayım var, bir sürü ödevim var ama yine sizinle birlikteyim ve çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün videolarımın altına gelen kötü yorumları okuyacağız ve Gıybet Sanatı 101 başlığı adında biraz da onlara sallayacağız. O zaman hadi hemen başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Ve çayınızı, kahvenizi, her ne içiyorsanız onu alın. Çünkü unutmayın, gıybet susatır. Çok heyecanlıyım. Benim üniversitenin ilk günü bunları asla yapma adlı videomda bir tane üşenmez, utanmaz, arlanmaz, vizyonsuz bir tane hesap açmış. Mal Batuhan adında. Ve orada bir yorum yazmış. Batuhan, şaşırdım açıkçası. Küçükken hep voleybol oynardım. Biz futbol oynarken dişçi olmam beni şaşırttı. Dişçi. Ve mutlu oldum. Hayatta başarılar. İnsanları ne zamandan beri yargılamaya başladım. Ne? Kendine gel. Hani siz futbol oynarken benim voleybol oynamam, diş hekimi olmam için nasıl bir engel oluşturuyor? Ve niye şaşırdın ki dedim hani buna. Ve teşekkür ettim tabii ki muazzam bir insan olduğum için. Ve ben insanları hep yargılıyorum. İnsanların hep birbirini yargıladığı gibi. Bunu herkes yapıyor çünkü. Utanmaz. Benim videodaki en çirkin anımı SS'leyip profil fotoğrafı yapmış. Ve asıl komik olan şey, bir ay sonra falan bu yorumu sildi. Ve eski profil fotoğrafını tekrar yaptı. Ve ben öğrendim ki benim ilkokulda sadece iki kere falan iletişim kurduğum bir çocukmuş bunu yapan. Üzüldüm onun adına, kendine gel yani. Nasıl bir hazımsızlık bu. Sen de haklısın be. Muazzam bir insanım. Sonra ilk videolarımdan başlayarak ilerlemek istedim. TÜYAP Kitap Fuarı alışverişiyle ilgili bir video çekmiştim. O zamanlar daha edit bilmiyorum. YouTube'a yeni yeni sıcak sıcak ısınıyorum. Daha bir çömezim deyim yerindeyse. Birisi yazmış ki kendisini kaybedecek. Havalara bak, 187 aboneyle triplere. Bir de random atmış. Senin o zamanlar 187 abone dediğin çocuk şu anda 845 aboneye ulaştı ve artık fenomen olacak. Kendine gel. Asıl sen kendine gel be. Ünlü olursam bunu sana ödeteceğim. K.A. Kendine gel. İsim asla vermeyeceğim. Elit İncelimi'yle alakalı bir video çekmiştim. Oraya da U.U. adlı bir şahıs. Lan biraz delikanlı anlat, tok musun lan yazmış. Yaş belli ki 8 ya da 9 zaten. Çünkü insanların cinselliğine göre yargılayıp tok diyor. Ben de yazdım ki ona cevap olarak. Videodan alman gereken hiçbir şeyi almaman beni üzdü. Sayın delikanlılık belirleyici kişi varoşsun. Allah'ım böyle yorum mu yapılır? Bunun karşıdaki kişiyi üzeceğini düşünmen, onu aşağılayacağını düşünmen zaten apayrı bir olay. Hani bunu okuduğunda şey mi düşünüyorsun? Aman Allah'ım, bana neler yazıyorlar böyle, hemen ağlamak istiyorum. Çenem titriyor falan mı olmamızı bekliyorsun, ne yani? Salak. Ve benim Avengers Endgame film izleme videoma aşırı aşırı kötü yorum geldi. Aslında bazıları çok haklılar. Çünkü o zaman edit yapmaktan haberim yok. İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Kamera karşısında çok utanıyorum. Bana videomda yaklaşık 8006 kere falan hani demişim. O yüzden hani ne yav, hani şeklinde bir yorum yapmış bir kişi. Bir kişi de 48483 bir şey bla 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 bir tane sayı yazmış. O kere hani dedim valla sıkıldım yazmış. Çok haklı, ben de bunların altına uf ne diyorsun bana böyle şeyler diyemezsin şeklinde yorumlar yapmadım. Haklısınız çünkü o videolarım kötüydü dedim. Yeni yeni alışıyordum dedim. Bir SC adlı bir şahıs da bir dakika dayanamadım. Amık yazmış. Ben amık yazan insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü bir insan amık, AQ yazıyorsa gerçekten onun adına ben üzülüyorum bir kere. Ama bana bir dakika dayanamaması çok normal. Çünkü bazen ben bile kendime dayanamıyorum. O kadar star ışığıyla dolu, o kadar selebriti bir insan. Her konuda başarılı, muazzam bir insanım. Ve bazen bu kadar muazzam olmak bana o kadar zor geliyor ki. Çok haklısın gerçekten. Bir kişi de YÖ adlı bir diğer şahıs yazmış ki İbne Labu. Arkadaşlar işte bunu anlamak zorundasınız. İnsanları cinselliği üzerinden vuramazsınız. Bu şekilde insanları aşağılayamazsınız. Elinize buradan hiçbir şey geçmez. Bu şekilde insanları yargılamaktan
vazgeçin yani. Gerçekten hiç kimseyi bu şekilde yıldıramıyorsunuz ve yıldırabileceğinizi de düşünmeyin. Biliyorsunuz ki ben çok güzel giyindiğim ve yoldan geçerken gidenin dönüp bir daha baktığı bir çocuk olduğum için okulun ilk haftasını ne giydim adlı bir video çekmiştim. Orada da AA adlı bir şahıs "Garımısın lan sen ibine" yazmış. 4 kelimelik bir cümle kurmuş. Orada da hiçbir şey ifade edememiş yani. 4 kelimenin hepsi birbirinden anlamsız kelimeler. Hepsinde ayrı bir yazım hatası var. Ve zaten yorumu yapan kişinin kalitesi, vizyonu belli. Vizyon darlığı yaşıyor. Ve buradan beni vurabileceğini sanmış. "Sen beni buradan vuramazsın varoş." Bu da yine üniversitenin ilk gününde yapmayın adlı videoma gelen bir yorum. FT adlı bir kişi yazmış. "Bildiğiniz gibi diş hekimliği 3. sınıf öğrencisiyim. Üniye yeni başlayan kardeşlerime tavsiyeler veriyorum. Bu videoda oynayan ve yapımında emeğe geçip beğeni atan bu ve bu tarz insanlardan uzak durun. Videoyu çok beğendim. Çok güzel olmuş. Bir daha olmasın." Bunu yazarken çocuğun anksiyetesi falan tuttu galiba. Eli ayağı titredi. Kelimeleri bir araya getiremeyip cümle kuramayışını ben buna veriyorum. Yani üzüldüm senin adına yani, ne diyebilirim ki? Aman! Yine ilk videolarımdan birisine, üniversite hayatını anlattığım Gıybet Sanatı 101'in ilk videosuna bir yorum gelmiş. "Senin yerine utandım. Konuşmak kolay." Hani anlatabiliyor muyum? Buraya yazıp sağlamak çok kolay. Ve o zamanlar daha inanır mısınız 200 abonem falan da yok. Linç yiyecek bir abone sayısına bile ulaşamamışım. Hani benden ne istedin? Benden bu kadar mı nefret ettin be? Bu kadar mı nefret ettin benden ya? Beni şu kadarcık bile sevemedin mi? Varoş. Elit videosuna gelen bir yorum. "Böyle İspanyolca konuşursan özellikle Latin Amerika ülkelerinde seni döverler." Ben İspanyol bir dizinin tanıtımını yapacağım için orada "Hola amigos, bienvenido a mi canal" şeklinde bir açılış yapmıştım. Çünkü İspanyolca ile girip böyle bir tatlılık olsun istemiştim ki hiçbir İspanyolca eğitimim yok. Sadece dizilerden gördüğüm, izlediğim kadarıyla biliyorum. Yorumu yazan kişinin bana İspanyolca dersi vermesinden çok memnun olurum. Belli ki kendisi tüm Latin Amerika ülkelerinde danslar etmiş, festivallere katılmış, insanlarla komünikasyona girmiş biri ki bana bu şekilde bilirkişi olarak konuşabiliyor yani. Lütfen bana İspanyolca öğret be. Bari bir işe yara. Hadsiz. Yine benim isteyen birisinin yazdığı farklı bir yorum. "Hiç mi yakın arkadaşın yok? AQ. Biri de demiyor mu sana yapma şöyle hareketler diye. O kadar çok yakın arkadaşım var ki sana yapabileceklerimizden ve yaptıklarımızdan bir sürü örnekler vermek isterim gerçekten. Bu yakın arkadaşlarımın hepsi bana bu yolculukta destek oldular ve bu YouTube sayesinde bir sürü daha arkadaşım, tanıdığım insan oldu ve onlar da benimle birlikteler. Yani haddimi bil be varoş." Birisi de bana "at ağızlı" demiş. Ben at ağızlı benzetmesini sadece kötü diş dizdiğimde, hocalara gösterdiğimde bu at ağızlı birinin dişlerimi şeklinde duymuştum. Üzülmeli miyim bilmiyorum. O kadar saçma yorumlar ki bunlar gerçekten. Birisi de yine bu Avengers videoma gelen "sesini adam gibi kalın yapsan daha iyi izlenir." Videoların izlenme katsayısı insanların sesini adam gibi kalın yapmasından geçiyorsa ben YouTube la alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü sesini adam gibi kalın yapmayıp kendi olup da bir sürü insana hitap eden kişiler, YouTuberlar biliyorum ben. Yani bu tezin çürütüldü. Sen adına bir kez daha üzüldüm. Bana sallayan birisi yine bu isteyen kişinin yoruma. Açılışa bak. O kadar büyük bir istek ki bu onun için. Karşısında duramıyor herhalde. Midsommar incelemesi yaptığım videoma "ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan gevşek." İnsanlar istediği gibi konuşur, güler, davranır, hareket eder ve YouTube özgür bir yer, isteyen istediğini yapar. Bunu sorgulamak sana düşer elbette ama sana ne yani, sana ne? Ve benim şu an o yorumu kaldırmış ama kitaplık videomun altına kız gibi şeklinde bir yorum gelmişti. Bunlar böyle bir güruh ki gerçekten hep aynı raddeden insanları vurmaya çalışıyorlar. İnsanların bir özelliğini bulup hadi oradan yürüyelim. Ama hiçbir şey yapamazsınız. İnsanlar bu kadar kolay yılmıyor. Ben biliyorsunuz ki tüm yorumlara cevap veriyorum. İyi olsun, kötü olsun. Ve tüm kötü yorumlara verdiğim cevaplardan sonra insanlar ya R yaptı, hani özür dilerim, pardon şeklinde ilerlediler. Ya da yorumlarını sildiler. Bu da onların kalitesini ve vizyonunu gösterir diye düşünüyorum.
kadar hani o kadar da zaten bana sallayacak, kötü yorum yapacak insan yok burada. Güzel güzel konuşuyorum, güzel güzel çekiyorum videolarımı. Umarım bu video çok güzel bir video olur. Hepiniz eğlenirsiniz böyle, ah, içimizi döktük böyle güzel güzel. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.